Müslümanlar üç karardan birini seçmelidirler. Ya Allah'ın emrine ve Hazreti Muhammed'in kanununa bağlı olarak canımıza ve malımıza önem vermeksizin halen elimizde bulunan eyaletleri savunacak, ya onları terk edip Anadolu'ya çekilecek, ya da sonuncu şık olarak ki Allah bunu yasaklar, Kırım, Hindistan ve Kazan halklarının örneğini izleyip kölelik menziline inecekler. Böyle yazıyordu 1822 yılında Reisül Küttab Akif Efendi. Akif Efendi yazısında Osmanlı Devleti'nin gidişatındaki endişesini dile getirmiş ve bu gidişin savunma, çekilme ve teslim olma şeklindeki ihtimallerden biriyle sonuçlanacağını öngörmüştü. Kötü gidişat üzerine siyasi bir reforma zemin hazırlama çalışmaları başlayacak, yenilik olarak 1839'da Tanzimat, 1856 yılında da ıslahat fermanları çıkarılacaktı. Tanzimat fermanı, Osmanlı'nın batı tesirine resmen açıldığı ve bu tesirlerin devlet erkanınca kanunlaştırılmaya çalışıldığı bir beyanname olarak tarihe geçecekti. ...1856 yılında yayınlanan ıslahat fermanı ise Tanzimat fermanını güçlendiren bir metin olarak kendini gösteriyordu. Bu tarihler aynı zamanda Osmanlı batıcı aydınlarının gazeteyle tanışma dönemleri de olacaktı. 1860'da Tercüman-ı Ahval, 3 yıl sonra da Tasvir-i Efkar gazeteleri yayın hayatına başlayacaktı. Bu gazeteleri çıkaran Şinasi'yi destekleyen kimse ise Tanzimat Fermanı'nda imzası bulunan Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'dan başkası değildi. Daha önce yazdığı bir yazıdan dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kalan Şinasi'nin, Paris'teki meşhur dostları ise ünlü pozitivistlerden Émile Littré ve Ernest Renan'dı. Batı'da endüstri devrimiyle ortaya çıkan pozitivist düşünce, din ve geleneği saf dışı bırakmasıyla adından söz ettirmişti. Pozitivist düşüncenin Osmanlı'daki yazılı ilk ürünleri ise Servet-i Fünun, Ulûm-i İktisadiye ve İçtimaiye mecmuaları olarak dikkat çekecekti. Lale Devri ile birlikte askeri alanda başlatılan yenileşme, Batı'yı tanıma imkanı bulan aydın bürokrat kesiminde İslam'ı problem olarak görmeyi de hızlandırmıştı. Batı'daki İslam aleyhtarı, oryantalizm ve pozitivist akımların etkisiyle Osmanlı aydın ve bürokrasisi imparatorluğun gerilemesinde sorumlu olarak İslam'ı sanık sandalyesine oturtmuştu. 1890'lara gelindiğinde ise Osmanlı edebi hayatı Jön Türk Hareketi ile şekillenmeye başlamıştı. Gençler şu veya bu şekilde yabancı basında çıkanları okuyor, Türk gazeteleri ise her zamanki gibi fikirlerini Avrupa'nın paralelinde yürütüyordu. İstanbul'un en eski semtlerinden olan Beyoğlu ise Batı'nın küçük bir numunesi gibiydi. İttihat ve Terakki ise İttihad-ı Osmani adıyla
1889'da önce Batı tarzı geliştirilen askeri tıbbiyede kurulacak, 1894'te ise İttihat ve Terakki adını alacaktı. Aynı yıllarda Paris'te esen pozitivizm rüzgarları ise İttihatçılar arasında fazlasıyla ilgi görmekteydi. Sultan II. Abdülhamit tahta oturduğunda ülke ciddi olarak borçlanmış, önce Bosna ve Hersek'te, ardından Bulgaristan'da Hristiyanlar Avusturya ve Rusya'nın kışkırtmasıyla isyan etmişlerdi. Abdülhamid'in tahta geçmesinin üzerinden bir yıl geçmeden de Ruslar Osmanlı'ya savaş açmıştı. Yaklaşık 8 ay süren ve 93 Harbi diye ünlenen Çetin Savaş'ın ardından Osmanlı yenilgiyi kabul etti. Savaşın ardından imzalanan antlaşma ise Osmanlı için tam bir hezimet olacaktı. Anlaşmanın üzerinden çok geçmeden de Bosna Hersek'i Avusturya, Kıbrıs'ı ise İngilizler işgal etti. Padişah ise göreve gelişini dahi anlamadan karşılaştığı bu manzara karşısında çaresizdi. Meclis dağıtıldı, anayasa rafa kaldırıldı. Savaşta başarısızlıkla suçlanan sadrazam yurt dışına sürgün edildi. ...1900'lü yılların başına gelindiğinde ise artık her şey için çok geçti. Koca imparatorluğun Anadolu'ya hapsolma süreci başlayacaktı. Bu zor dönemde yeniden toparlanma için ortaya atılan düşünce akımları arasında en dikkat çekenlerden biri İttihad-ı İslam'dı. Osmanlıcılık politikasının resmi açılımı İttihad-ı Anasır ve İntizac-ı Akvam politikasıdır. Ve bu politikaya itirazlar 1860'lı yılların ortalarından itibaren gelmeye başlıyor. İslamcılık cereyanı fikir olarak, ideoloji olarak Afgani ve onunla birlikte Abduh'un, sonra da başka düşünürlerin katkıda bulunduğu bir akım haline geldi. Abdülhamit İslam dünyasında ele gelir, kendini ispat etmiş, bilinen, tanınan her türlü kişiyle ilişki kurdu. Bunlar içinde Cemalettin Afgani de vardı. Afgani'yi İstanbul'a davet etti. İslamcı düşüncenin Osmanlı içerisinde olduğu gibi dışarıda da etkili temsilcileri vardı. Modern anlamda İslamcılık diyebileceğimiz akım aslında Yeni Osmanlılar akımıdır. Bu Yeni Osmanlılar akımı genelde baktığımızda işte Namık Kemal'e biz bunu bir vatan şairi olarak biliriz, bir romantik bir şair olarak biliriz. Hatta Jön Türklerin, hatta Mustafa Kemal'in de gençliklerinde Namık Kemal'in vatan şiirinden esinlendiklerini biliriz. Ama aslında Namık Kemal, Ziya Paşa İslami çizgide yazarlardı, entelektüellerdi. Özellikle Mısır'daki Elmenar dergisi, çevresi ve geleneği İttihad-ı İslamcılar arasında hayli ilgi görüyordu. Cemalettin Afgani'nin öğrencisi Muhammed Abduh'la birlikte Mısır kanadında bir gelenek, Mısır, Lübnan kanadında bir gelenek çıkıyor. Daha sonra Elmenar geleneği diye bilinen gelenek. Çok önemli bir damardır bu İslamcılıkta. Ben Cemalettin Afgani'nin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Fakat Muhammed Abduh çok önemli bir figürdür. Sırat-ı Müstakim'in hemen her sayısında Mehmet Akif'ten Muhammed Abduh çevirileri vardır. İslamcı düşünce yeni çıkan bazı yayınlarca da kendini ifadeye başlayacaktı. Yani bütün İslam dünyasının kurtuluşunun sağlanabilmesi için emperyalizme karşı bir güç haline gelinmesi gerektiğini, bunun hem ülkeler bazında yapılması gerektiğini hem de bütün İslam toplumu bazında yapılması gerektiğini savundular. Muhbir Ali Suavi tarafından önce Paris'te sonra İngiltere'de çıkartılıyor. Hürriyet'te yine Namık Kemal, Ziya Paşa, işte daha sonra Aydınan Kani Paşazade, Rıfat Bey, Nuri
Nuri Bey, daha sonra Paşa. Bunlar tarafından çıkartılıyor. İşte Agi Efendi de sorumluluğunu gelip üstleniyor, hurufatını getiriyor. Bunlar Avrupa'da çıkan gazeteler, Paris'te ve Londra'da çıkan gazeteler. Dönemin İslamcı düşünürlerine göre İslam ters giyilmiş bir gömlek halini almıştı. Ancak bu ters giyilen gömleğin düzeltilmesi nasıl sağlanacaktı? Bu noktada farklı düşünceler ortaya çıkıyordu. Pozitivizmin o dönem içinde aydınlar içerisinde müthiş bir şey var. Şimdi Abdülhamid'i gerilikle suçlayanlar bu süreç içerisinde okullaşma faaliyetlerine bakarlarsa, bugün bizim 120 yılını, 130 yılını, 140 yılını kutladığımız bütün askeri okullar, tıbbi mekteplerin o dönemde açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla çok zengin bir fikir ortamı var. Bu fikir ortamı içerisinde nasıl ayakta kalabilirin tartışması yapılıyorlar. Çok zengin bir fikir ortamı var. Bu fikir ortamı içerisinde İslamcılar da kendilerine göre belirliyorlar. Ama mesela en basitinden o dönemde Batı'nın tekniğini alalım ama kültürünü almayalım tartışması söz konusu. Osmanlı İmparatorluğu'nda gerilemeye ve çözülmeye karşı ortaya atılan İttihad-ı Anasır, toplumu meydana getiren bütün unsurların birliği, yani Osmanlıcılık fikri, bütünlüğü sağlayamayınca, başta Türkçülük olmak üzere, ırkçılık anlamında milliyetçilik prim yapmaya başlamıştı. Bu dönemde çözümü İslam'ın hakikatlerine dönmekte arayanların sayısı da azımsanmayacak derecedeydi. Aslü din, yani dinin aslına dönme düşüncesi aslında 1856'daki ıslahat fermanıyla muhalif bir tavır olarak belirginleşmeye başlamıştı. Belki ilk sıraya Namık Kemal'i yerleştirmek lazım. Ali Suavi çok önemli ve çok ısrarlı bir isim bu konuda. Ve Ziya Paşa, İslam imiş devlete pabendi terakki, evvel yok idi iş bu rivayet ne zaman çıktı? Mısraları mesela Ziya Paşa'nındır. İslamiyet'i her türlü geriliğin sebebi ve ilerlemenin engeli olarak görenlere bundan daha güzel cevap verilmez. Namık Kemal, bir sadece mecelle tedvin edilirken söylüyor bunu, medeni hukuku değil aynı zamanda ceza hukukunu da şeriate uydurmak zorundayız diyor. Bizdeki yeni Osmanlı hareketinin kamuya mal olma şeyi Mısır'daki İslamcı şeyden hareketten daha öncedir. Çünkü Mısır'daki o Afgani Abduh çizgisinin en önemli yayın organı biliyorsunuz 1883-84'te Paris'te yayınladıkları El Urvetul Vuska adlı dergidir. Gerçekten çok kısa ömürlü ama çok etkili olmuş bir dergidir. Ama işte 1865 nere, 1883-84 nere, neredeyse arada 20 yıllık bir şey var. Dolayısıyla yani tarih olarak bakıldığında İstanbul'un biraz daha önceliği olduğundan bahsedilebilir. Onun dışında dediğim gibi İran'da, efendim Kuzey Afrika'da, Rusya'daki Müslümanlar arasında, İslam dünyasının çok çeşitli yerlerinde benzer düşünceleri dile getiren çok sayıda insan var. Osmanlı Devleti tarihi boyunca matbuat alemindeki en büyük patlama 2. Meşrutiyet'in ilk yıllarında yaşanacaktı. Meşrutiyet'in ilk 1,5 ayı içerisinde 200 aşkın gazete ve mecmua neşredilecekti. 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte yarım gazete boyutunda haftalık çıkan en önemli gazetelerden biri de Sırat-ı Müstakim'di. Sırat-ı Müstakim ilk çıktığı zaman efendim doğrudan böyle sadece İslamcı bir çizgide değil. Yani İslamcı bir takım unsurlar da var, tezler de var. Ama Osmanlı Birliği'nin muhafazası orada daha önemlidir. Ebu'l-Ula Zeynel Abidin'le Eşref Edip öncülüğünde çıkarılan gazete, İttihad-ı İslam düşüncesi ekseninde yayın yapacaktı. 27 Ağustos 1908 tarihinde yayın hayatına başlayan gazetenin sahibi Eşref Edip, başyazarı Mehmet Akif Ersoy'du. Eşref Edip'le Mehmet Akif'in dostluğuysa yeni değildi. Hukuk fakültesi yıllarında karşılaşıyorlar. Ve bir derste salı geceleri, İhya Gecesi diye bahsediyorlar. Fatih'te buluşuyorlar.
Akif'in diyor elini öpebildim diyor. Aralarında yaş farkı Akif 1870 doğumlu. Eşref Edip ise 1882 doğumlu. Yani takriben 9 yaş var. Ve ondan sonra da Eşref Edip ve Akif hiç ayrılmıyorlar. Eşref Edip'in damadı olan ve onu yakından tanıyan tarihçi Yılmaz Öztuna ise başka bir geçmişe işaret edecekti. Biz vaktiyle Türkistan'da Fergana Vadisi'nden geldiğimiz için ben Fergan soyadını aldım. Dedim Eşref Edip Bey, bu niçin Fergana? Fergan diye bir kelime yok ki. Vallahi uzun geldi bana Yılmaz Bey dedi. Attım asının sonundan Fergan soyadını aldım 1934'te falan dedi. Ailesi güya cetlerinden birisi gelmiş. Orası tabii Fergana çok kesif Türklerin yaşadığı bir yer. Ondan sonra bugün büyük kısmı Özbekistan'da. Oradan gelip de Sevez'e yerleşmiş falan. Sırat-ı Müstakim yazarları arasında Babanzade Ahmet Naim, Manastırlı İsmail Hakkı, Musa Kazım, Bereketzade İsmail Hakkı, Tahirül Mevlevi, Halim Sabit, Ali Haydar Efendi ve Ahmet Hamdi Aksekili gibi önemli isimler vardı. Babali Caddesi'ndeki idarehanesinde hazırlanan gazetenin baskıları ise Matbaa-i Amire'de yapılacaktı. Gazetenin abonelik bedeli İstanbul'da 65, vilayetlerde ise 90 kuruş olarak belirlenmişti. 16 sayfa olarak 20 x 28.5 cm yazı ebadında çıkan gazete haftada bir okuyucusuyla buluşacaktı. Gazete ilk sayıda büyük ilgi görmüştü. Eşref Edip İlk günü şöyle anlatacaktı. İlk nüsha çıkınca müvezzilerin sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim avazeleri ortalığı kapladı. 24 saat sürmedi, on binlerce nüshası yağma oldu. Tekrar bastık, yine bitti. Arkasından ikinci nüsha yetişti. Memleketin her tarafından telgraflar yağmaya başladı. Matbaalar gece gündüz çalıştığı halde yetiştiremez oldular. Az zamanda İşkodra'dan Bağdat'a ve Yemen'e kadar bütün memleket sırat-ı müstakimle doldu ve bütün İslam dünyasına taşmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 50 bin falan basılıyor ilk sayı. O kadar büyük bir iştiyak var ki tekrar tekrar basılıyor. İslam dünyasında dergiye karşı ne kadar alaka gösterildiğinin bir göstergesi de şu. Derginin Arapçaya ve Farsçaya tercüme edilmesi isteniyor. Mesela İslam dünyasının çeşitli yerlerinden, işte Hindistan'dan veyahut da Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden gelen şeylerde. Yani bu dergi çok güzel ama biz bunun hepsini anlamıyoruz veya buradaki insanlar anlamıyor. Hani siz bunu Arapçaya da tercüme etseniz, Farsçaya da tercüme etseniz, Urduca'ya da tercüme etseniz falan gibi. 1908'de sırf hani İslami duyarlılığı olan dergi sırf Sırat-ı Müstakim değildi. Mesela Beyanül Hak dergisi çıkmıştı. Bu meyanda işte Celide-i Sufiye, Muhibban, Mahvel gibi başka daha belki tasavvufi nitelikli başka dergiler daha çıkmıştı. Ama bunlar içerisinde en fazla ikinci meşrutiyeti savunan, parlamentarizmi savunan fakat bu meyanda da İttihat ve Terakki'nin merkeziyetçi siyasetini savunan dergi Sırat-ı Müstakim ise bir reşat olmuştur. Gazete din, felsefe, edebiyat, hukuk ve ilimlerden bahsedecek, Hindistan, Türkistan, Rusya, Yemen, Hicaz, Mısır gibi ülkelerde yaşayan ümmetin birlikteliği için çalışacaktı. Şimdi Sırat-ı Müstakim'e dikkat ederseniz İslam dergisinden farklı olarak, Sırat-ı Müstakim sadece diğer ideolojilere değil, aynı zamanda Hristiyanlığın misyonerlik faaliyetlerini de büyük ölçüde Sırat-ı Müstakim ve Sebilur Reşat konu ediniyor. O dönemde 19. yüzyıl sonlarında başlayan 20. yüzyılda çok artan bir apolojetik edebiyat var. Buna reddiye edebiyatı deniyor. Yani özellikle Hristiyanlığın İslamiyet'e yönelik eleştirilerine cevap veren, misyonerlik faaliyetlerine cevap veren bir birikim ortaya çıkıyor. Sırat-ı Müstakim bu konuda daha iddialı. Sebilur Reşat daha iddialı. Diğer İslamcı eserlere göre. Ama Filiberi Ahmet İlmi'nin
gazetesinde de benzer tartışmaları, benzer metinleri bulabilirsiniz. Sorun hangi milliyet fikri Osmanlı Devleti'ni kurtarabilir? İslam milliyeti mi, Osmanlı milliyeti mi, Türk milliyeti mi? Ben Birinci Dünya Savaşı öncesi şartlarının, Kurtuluş Savaşı öncesi şartlarının bu ideolojileri mukayese ederken mutlaka dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. İlk 1908'de Sırat-ı Müstakim başlığı altına çıktığında İslami hassasiyeti olmakla birlikte kendi içerisinde daha laik çizgili ve hatta materyalist diyebileceğimiz bir takım yazarları da barındırmıştır. Sırat-ı Müstakim'in şöhreti kısa sürede İslam aleminin hemen her tarafına yayılmış, bilhassa Rusya'ya binlerce nüsha gönderilir olmuştu. Türkiye'de yayınlanan herhangi bir dergi Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat'la mukayese edilemez. Yani onun o iletişim ağı, irtibatlı olduğu çevreler açısından bakıldığı zaman, yani Japonya'dan tutun ta Fas'a kadar, efendim işte Bosna'dan tutun ta Yemen'e kadar, Kazan'a kadar, İslam dünyasının hemen her yerinde irtibatlı olduğu kimseler var. Bunları nereden anlıyoruz? Oradan gelen okuyucu mektupları var. Sırat-ı Müstakim'in Abdülhamit'le İttihat ve Terakki'ye bakışı da dönemin pek çok İslamcısından farksızdı. Sırat-ı Müstakim ekibi İttihat ve Terakki'ye çok yakın. Çünkü İttihat ve Terakki'yi biraz önce bahsettiğimiz Abdülhamid'in keyfi yönetimini, yani istibdat yönetimini ortadan kaldıran ve İslam'ın emretmiş olduğu meşvereti, şurayı tekrar memlekete geri getiren bir ekip olarak görüyorlar. Ancak çok geçmeden tarihe 31 Mart vakası olarak geçen Sultan Hamid'e son darbeyi indirecek gelişme yaşanacaktı. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini kesinlikle tasvip etmiştir, uygun bulmuştur. Ve bunu bir hayırlı bir gelişme olarak görmüştür. Çünkü bizim İslamcı dediğimiz insanlar bir kısmı medreseliydi, bir kısmı da mektepliydi. Bunlar bir kısmı işte Mehmet Akif veya Mim Şemsettin Günaltay veya Babazade Ahmet Naimi. Bunlar Abdülhamid'in kurduğu okulların veya işte Galatasaray gibi mekteplerin ürünüydü. Bunlar mektepliydi ve modernist ve meşrutiyetçi bir kafaya sahipler. Abdülhamid ise bir anlamda eski bir dönemi temsil ediyordu. Baskıcı bir dönemi temsil ediyordu ve Abdülhamid'den nefret ediyorlardı. Padişahlıktan ve hilafetten indirildikten sonra derginin Abdülhamid'e karşı tavrı da değişiyor. Yani 31 Mart sonrasında bütün o olaylardan doğrudan Abdülhamid'in suçlu olduğu, dolayısıyla 33 yıllık dönemde de aslında o kötü yönetimden, istibdat yönetiminden Abdülhamid'in bizatihi suçlu olduğu gibi doğrudan onu hedef alan bir takım yayınlar yapılıyor. Çiçeği burnundaki Sırat-ı Müstakim ilk darbeyi bu olayda yiyecek, gazetenin dizilen yazıları isyancılar tarafından etrafa savrulacaktı. 31 Mart hadisesini tamamen istibdat dönemine bir geri dönüş olarak gördüğü için şiddetle eleştiriyor. Zaten 31 Mart'ı yapanlar da Sırat-ı Müstakim'e çok iyi gözle bakmıyor olmalı ki Sırat-ı Müstakim idaresini basıyorlar isyan esnasında. Makinalarını kırıyorlar, hazırlanmış olan sayısını dağıtıyorlar. Ve 25 gün süresince dergi yayınlanmıyor. Ama Abdülhamid'in şartlarında iddiatçıların ağzıyla Abdülhamid'e küfredersen, onun tahttan indirdiği günün bayram olmasını söylersen, sen siyaseten ahmaksın. Ya hain diyeceğiz ya ahmak diyeceğiz. Sırat-ı Müstakim 31 Mart vakasının görünüşte dini ama hakikatte ise siyasi bir olay olduğunu yazdı. 31 Mart faciasını Arnavutluk isyanı, Trablus garbı İtalyan istilası ve en büyük facia Balkan Harbi izleyecekti. Sırat-ı Müstakim'e ilk yasaksa Rusya'dan gelecekti. Rus Müslümanları arasında büyük ilgi gören gazete,
dönemin Çarlık Rusyası tarafından sakıncalı görülerek yasaklanacaktı. Sırat-ı Müstakim Mayıs 1911 yılındaysa ilk ciddi sansürle karşılaşacaktı. Ispartalı Hakkı'nın safahatı tanıtmak için yazdığı bir makale Sırat-ı Müstakim'de yayınlanınca örf-i idare harekete geçecekti. Gerekçe ise oldukça trajikti. Yayınlanan makalede Akif'in şiirlerinden örnekler verilirken İstibdat manzumesindeki "Şu korkuluk gibi dimdik duran herif mi paşa?" mısrasıyla başlayan parçada evler yıkan bir istibdat paşasını tasvir eden bölüm de vardı. Bu mısralarla hareket ordusuyla örf-i idare kumandanı ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı kastettiği zannedilince gazete süresiz olarak kapatılmıştı. Gazete ancak işin aslı anlaşılınca yeniden yayın hayatına başlayabilecekti. Kısaca Abdülhamid'i düşürmek için kullanılan hürriyet ve müsavat söylemi çok sürmemişti. Muhalif basın organları sindirilmeye başlanmıştı. Israrla yayına devam etmek isteyenlerse çoğu sütun ve sayfası boş olarak çıkmak durumunda kalıyordu. Abdülhamid'i sansürcü ve baskıcı diye eleştiren gazeteciler, destekledikleri İttihat ve Terakki döneminde ise derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. 1905 yılında Abdülhamid'e suikast yapan Ermeni'ye bir lahza-i taahhur şiiriyle metiye yazdı. Ama Tevfik Fikret'i karakola çekmediler. O devirde istibdat devri. Akif'e göre de devri istibdat. Tükürün o mülevves yüzüne devri istibdadın diye şiir yazmış. O devri istibdatta padişaha suikast yapılmış. Devrin şairi suikastçıyı alkışlıyor. Karakola bile çekilmiş değildir. Ondan sonra iddiatçılar tenkidi idamla cezalandırmışlar. Bu dönemde eleştirel yazılardan dolayı Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi ve Sadai Millet gazetesinden Ahmet Samim 1909'da, Mizan ve Serbesti yazarı Zeki Bey 1911'de iddiatçıların komplosuyla öldürülecekti. Oysa aynı isimler Abdülhamid'in tahttan indirilmesini bayram ilan edip hayli sevinmişlerdi. Sırat-ı Müstakim 7. cildi tamamlanınca Ebu Ula Mardin gazete yönetiminden ayrılmış, üniversiteye dönmüştü. Bu sırada Tahirül Mevlevi'nin daha önce imtiyazını aldığı ancak neşrine başlamadığı bir gazete ismi vardı. Sebilür Reşat. Sebilür Reşat ismi Mehmet Akif'in Tahir Bey'den ricası üzerine Eşref Edip'e hediye edilecek, böylece uzun bir yolculukta başlamış olacaktı. Sırat-ı Müstakim gazetesi 183. sayısından itibaren yani 8 Mart 1912 tarihinden sonra artık Sebilür Reşat'tı. İki ortaktan Ebul Ula Mardini ayrılıyor. İşte hoca oluyor hukuk fakültesinde. Tabii gerçek sebep nedir? Henüz aydınlatılamadı. Hala fikri bir aygınlık mı da var? Resmi şey, dediğim gibi artık hoca olması üniversitede ve iki görevi birden sürdürülemeyecek olması. Fakat daha sonra Sırat-ı Müstakim'den ayrıldıktan sonra Ebul Ula Kelebe-i Tayyibe diye kendisi ayrı başka bir dergi kuruyor ve onu bir müddet yürütüyor. Dolayısıyla demek ki zaman olmaması işin bir bahane olduğunu gösteriyor. Olayın muhtemelen arkasında daha derin belki bir takım anlaşmazlıklar, sebepler var. Onlar tam olarak aydınlatılamadı. Gazetenin sahibi ve mesul müdürü Eşref Edip Bey, Sebilür Reşat isminin anlamını ve nasıl ortaya çıktığını şöyle açıklayacaktı. Abbas Halim Paşa bir teklifte bulundular. Kur'an'dan bir sayfa açalım, ne isim çıkarsa oradan alalım, muvafık dediler. Harem dairesinden bir Musaf-ı Şerif getirildi. Paşa, Kur'an'ın 40. suresinin 38. ayetini açtı. İttebi'uni ehdikum sebiler reşat. Yani ey halkım, bana uyun da
size doğru yolu göstereyim ifadelerini okudu. Evet, Sebilür Reşat dosdoğru yol demekti ve insanlığa bir çağrı yapacaktı. Bunun için bu ayet bundan böyle her nüshanın başlığını bir slogan olarak süsleyecekti. Ancak Sebilür Reşat'ta çok geçmeden 4 Haziran 1914'te İttihat ve Terakki'nin gadrine uğrayacaktı. 299. sayısında yine Akif'in Fatih Kürsüsü adlı eserinde yer alan "Bu kukla herif bir büyük seciye taşır" diye başlayan 60 mısralık eseri hükümetin tepkisini çekecek ve gazete kapatılacaktı. Bunun üzerine gazete Sebilün Necat adıyla okuyucuya ulaşacaktı. Gazete, yasağın kalkmasıyla 302. sayıdan itibaren yeniden Sebilür Reşat adıyla yayınını sürdürmeye devam edecekti. İşte bugünlerde Osmanlı'yı tarih sahnesinden indirecek Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. İttihatçıların kararıyla Osmanlı da savaşa sokulmuş, milliyetçilik ayrışmasıyla kan kaybeden imparatorluğun İslam Birliği ile toparlanabileceği düşüncesi de ağırlık kazanmıştı. Hazırlanan cihat fetvası Sebilür Reşat'ta da yayınlanacak, burada dünyanın her yanındaki Müslümanların cihada katılmasının görev olduğu vurgulanacaktı. Bu yıllar gazeteler için de sıkıntılı yıllardı. Kağıt sıkıntısı baş göstermiş, Sebilür Reşat bazen çıkamamış, bazen de iki sayısını birleştirerek okuyucuya ulaşmak durumunda kalmıştı. Zaman zaman kağıt verilmeyen gazete, 1916 yılında yine İttihat ve Terakki hükümetinin hışmına uğrayacak, 20 ay müddetle kapatılacaktı. İktidarın fikir babası, genel sekreteri, Diyarbakır milletvekili Ziya Gökal, Türk milliyetçiliğini vurguladıkça bunlar aman diyorlar falan. Yani tamam Türk falan, hepimiz Türk'üz elhamdülillah, ama yani Müslümanlık Türklükten bilmem ne falan filandır şeklinde bir telakkileri var. Türkler karşı değiller, söyleyeyim yani. Bu yani Eşref Edip takımı Türkler karşı değildi. Türkler karşı ciddi bir sempatileri vardı. Bir de tamamıyla Türklere karşı olan bir şeyler, Türklük nedir falan diyorlar, işte Müslümanlık kafi değil mi diyenleri var. Bu şey, bu öyle fraksiyonlar da var. Sultan Vahdettin'in tahta çıktığı gün ilk sayısı yayınlanabiliyor. Dolayısıyla itaatçılarla arası bu anlamda tamamen açılıyor. Ve ondan sonra zaten o yeni yayınlanmaya başladığı dönemden itibaren itaatçılara yönelik olarak çok açık eleştiriler de var. Yani onların vatanı işte ne kadar büyük tehlikelere soktuğunu açık açık yazmaya başlıyorlar. Sebilür Reşat yayınına ancak Sultan Vahdettin'in Cülüs günü, yani 4 Temmuz 1918 tarihinde yasakların kalkması üzerine 361. sayısıyla devam edebilecekti. Bu dönemde özellikle batılılaşma ideolojisine sert eleştiriler yönelten gazete etkisini iyice artırmıştı. Öyle ki başta Talat Paşa olmak üzere İttihat ve Terakki yöneticileri gazete yönetimini, özellikle de Akif'i uyaracak, ancak dikkate alınmayacaklardı. 1908 sonrası yaşananları öngörebilseydi Mehmet Akif, çok kuvvetle muhtemeldir ki Abdülhamitçi olurdu. Abdülhamit tahttayken 33 yıl devam eden bir saltanat ve birçok şey tükenmiş. Yani iktidarlar her zaman birçok şeyi tüketirler. Çok kuvvetle muhtemeldir ki sonra da gidip mezarından özür dilemiştir Abdülhamid'in 1918'de vefatından sonra. Gerek Akif'te, gerek işte Sırat-ı Müstakim Sebilür Reşat, işte derginin sahibi olan Eşref Edip'te mesela çok ciddi pişmanlıklar var. Yani bazen açıkça ifade ediliyor, fakat bazen dolaylı bir şekilde ifade edilen bir takım hayal kırıklıkları var zaten. Onlar fark ediyorlar.
Yani biz acaba yanlış işler mi yaptık, yanlış yerlerde mi yer aldık diye. Efendim işte Elmalı Hamdi Yazır için de benzer şey söylenir. Ki biliyorsunuz Sultan Abdülhamid'in hal fetvasının müsveddesini o kaleme almıştır. Bir gün Eşref Edip sakal bırakmış. Bastonuna dayanmış. Sakal da böyle kırışmış, oturuyor. Abdülhamid'den söz ediyor Fuat Şemsi. O gerçeği görmüş bir adamdı. Eşref dedi, biz hepimiz, bütün neslimiz o cari yari güzün gibi padişaha dil uzatmadık mı dedi. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı da yenik devletler arasında sayılmıştı. Alınan mağlubiyet, Sebil-ü Reşad'ı hayal kırıklığına uğratmıştı. Gazete, diğer pek çok gazetenin aksine, başta İngiliz emperyalizmi olmak üzere, ülkeyi işgal eden kuvvetlere karşı sert muhalefet yolunu seçecekti. İstanbul'da işgalden sonra kontrolün tamamen İngilizlerde olması hasebiyle, gazete ciddi sansürlere maruz kalıyordu. Oysa Sebil-ü Reşad'ın asıl etkisini artıracağı günler henüz yaşanmamıştı. Birinci Dünya Savaşı bitmişti bitmesine ama bu kez de yorgun ve bitkin bir milletin kurtuluş mücadelesi başlamıştı. Ülkenin üzerine bir kabus gibi çöken istila karşısında mandacılık da dahil çeşitli görüşler ortalıkta her cümerç olmaktaydı. Özellikle 14 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlıların İzmir'e çıkması ümitsizliği iyice artırmıştı. Bitkin ve harap düşmüş halkı yeniden harekete geçirecek, onları cepheye gönderecek azim ve inancın ortaya konması kaçınılmazdı. ...1920 yılının Ocak ayı sonuydu. Tam bu dönemde gazetenin yazıhanesine gelen Akif, kadim dostu Eşref Edip'e ''Hadi hazırlan gidiyoruz'' dedi. Eşref Edip ''Nereye?'' diye sorduğundaysa ''Harekat-ı Milliye'nin başladığı cepheye, artık burada duramıyorum'' cevabını almıştı Akif'ten. Ertesi gün yola koyuldular. Zahmetli bir yolculuğun ardından ilk durak Balıkesir Zanospaşa Camii'ydi. Sebil-ü Reşad yazarlarının Balıkesir'e geldiğini duyan halk akın akın camiye koşmuş, camiyi hınca hınç dolmuştu. Kürsüye çıkan Akif, ''Ey Müslüman!'' diye başladığı hitabına, ''Cihan altüst olurken seyre baktın, öyle durdun da, bugün bir serseri, bir derbedersin kendi yurdunda. Hayat elbette hakkın, lakin ettir haykırıp ihkak, sağırdır kubbeler, bir ses duyar, davayı istihkak.'' şiiriyle devam etmişti konuşmasına. Ümitsizliği, tefrikayı yerden yere vurdu, peygamberimize örnek verdi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Akif konuşuyor, cemaat ağlıyordu. Dostu Eşref Edip'se manzarayı kelime kelime not alıyordu. Zira Akif'in söyledikleri mühimdi ve Sebil-ü Reşad'da yayınlanmalıydı. 23 Ocak 1920 tarihinde yapılan bu bir saatlik konuşmanın metni, önce Balıkesir'de çıkan İzmir'e Doğru gazetesinde, 12 Şubat 1920 tarihinde de Sebil-ü Reşad'da yayınlanacaktı. Akif ve Eşref Edip'i Balıkesir'de misafir edense, Milli Kuvvetlerin teşekkülünde büyük hizmeti olan Hasan Basri Çantay'dan başkası değildi.
Balıkesir'deki Hutbe ve Sebeylül Reşad'ın yayını işgalci İngilizler ve mandacıların canını sıkmıştı. Aynı dönemde Hindistanlı İslam düşünürlerinden Şeyh Müşir Hüseyin Kıdvay'ın, başta İngilizler olmak üzere işgalci güçlere ateş püsküren, İslam'a çekilen kılıç eserinin yine Sebeylül Reşad tarafından Türkçe'ye çevrilerek Anadolu'ya dağıtılması İngilizleri çileden çıkarmıştı. Yunanlıların İzmir'e çıkmasından 5 gün sonra da Mustafa Kemal'le birlikte bazı subaylar Anadolu'ya gönderilmişti. Bu, Sebeylül Reşad'ı memnun eden bir gelişmeydi ve sonrasını Eşref Edip şöyle anlatacaktı. Mustafa Kemal Paşa'nın teftiş vazifesiyle, fakat hakikatte bu kuvvetleri derleyip toparlamak üzere Anadolu'ya gönderilmesine hükümetin karar vermesi bizi çok sevindirmişti. Ankara'da Büyük Millet Meclisi kurulunca bir müddet onun hususi postasını idare ettik. Bir kurye, bir çanta içinde Ankara'nın hususi postasını Sebeylül Reşad İdarehanesi'ne getiriyor, Milli Mücadele grubundan bir subay gelip çantayı alıyordu. İstanbul'da Millet Meclisi'nin özel posta ofisi gibi çalışan gazete, halkı milli mücadeleye teşviki ve Balıkesir hitabesiyle de Ankara'nın dikkatini çekmişti. Bu bir mücadeleydi, bu bir dini mücadeleydi ve dolayısıyla da gerek İslami kesimi, gerekse vatansever kesimi, gerekse Kürt kesimini, gerekse Alevi kesimini, herkesi bir anlamda bir arada toplamış bir toplu bir direnişi simgeliyordu aslında milli mücadele ve Sebeylül Reşad bunun bayraktarlığında yapmıştı. Mustafa Kemal'in davetini ise İstanbul Meclisi'nde Trabzon milletvekili olan ve Ankara'ya katılmış bulunan Ali Şükrü Bey getirecekti. Birkaç gün sonra da Akif'le Ali Şükrü yola çıktı. Sebeylül Reşad ekibi milli mücadelenin yanında yer alıyor. Çünkü milli mücadele dediğimiz gibi tamamen İslami bir mücadele, bir dini mücadele olarak başlıyor. Mustafa Kemal'in söylemlerinde de bu var. Ve 10 Nisan 1920 tarihinde Anadolu yolculuğu başlamıştı. Akif'in Ankara yollarına düştüğü gün, aynı zamanda damat Ferit hükümetinin milli mücadele aleyhine fetva çıkarttığı gün olarak da kayıtlara geçecekti. Akif yola çıkmadan önce dostu Eşref Edip'e, ''Ben yarın sabah yola çıkıyorum. Sen de idarehanedeki işleri derle topla. Sebeylül Reşad'ın klişesini al, arkamdan gel. Meşihattakilerle de temas et. Harekat-ı Milliye aleyhine bir halt etmesinler.'' demişti. Ancak Akif'in ''halt etmesinler'' dediği olay ne yazık ki o gün gerçekleşecekti. Milli mücadele aleyhine hazırlatılan fetva, İngilizlerin baskısıyla önce Şeyhülislam Haydarizade'ye götürülecek, ancak o istifa yolunu seçince bu makama getirilen Dürrizade fetvayı imzalamak zorunda kalacaktı. Akif ise aynı gün sabah namazından sonra 12 yaşındaki oğlu Emin'i de yanına alarak yola çıkmış, yürüyerek geldiği Karacaahmet mezarlığında Ali Şükrü Bey ile buluşmuştu. Tehlikeli yolculuk tam 14 gün sürmüştü. Mehmet Akif ile Ali Şükrü Bey, Ankara'ya meclisin açıldığı günün ertesinde, yani 24 Nisan 1920 tarihinde ulaşabileceklerdi. Mehmet Akif'in Ankara'ya gelişi özel bir haber olarak duyuruluyor. Ve bu haberin başlığı İslam şairi Akif Bey'dir. Metin uzun bir metin değil. Fakat metinde Mehmet Akif ısrarla İslam şairi olarak vurgulanıyor. Ve Anadolu'ya mücadelenin manevi cephesini kuvvetlendirmek için geldiği belirtiliyor. Akif Ankara'ya gitmezden önce Ankara'daki mücadele İttihat ve Terakki'nin bir oyunu olarak telakki edilir. Ve Akif ne zaman ki Ankara'ya gittikten sonra milli mücadele hareketi başlar. Ve Akif'in o dönemde Ankara'ya gelişi çok ciddi bir şekilde biliyorsunuz manşetler karşılanır. Akif'in Anadolu'ya geçtiği sırada 463. sayısı çıkan Sebeylül Reşad, başyazarının milli mücadeleye katılması üzerine neşriyatına son vermiş, Eşref Edip de
ailesiyle beraber Kastamonu'ya kayınpederinin yanına gitmişti. Ancak Eşref Edip Kastamonu'da hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşmıştı. İstanbul'dayken Anadolu'nun dağ taşı kıyam ve hareket içinde olduğu zannıyla hareket eden Eşref Edip, Kastamonu'da karşılaştığı derin sükutla hayal kırıklığına uğramıştı. Vali ve kumandanı ziyaret ederek halkı harekete geçirmek gerektiğini söyledi. Vali Eşref Edip'e, "Bunlar böyle uyuşuk insanlar. Biz denedik olmadı. İstersen bir de sen dene," diyecekti. Bu cevap karşısında daha da şaşıran Edip, halkı harekete geçirecek adımlar için hazırlıklara başlayacaktı. Edip bir adım daha atarak valiye inanılmaz bir teklifte bulunacaktı. "İstanbul'daki veliaht Abdülmecid Efendi'yi Anadolu'ya kaçıracağız. Ankara'ya İvedi bildirin." Bu kez şaşıran vali olmuştu. Haber de İvedilikle Ankara'ya, dolayısıyla Mustafa Kemal'e de ulaştırılmıştı. Atatürk'ten gitmiş bir talep de var şeye ulaştırılmış. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bütün ayaklanmaları Anadolu'daki İslami kesim şey yapıyor. Şeyhülislam var. Özellikle o Şeyhülislam tahrik ediyor. Bunu durdurmanın yolu için şimdi Vahdettin'e bir şey yapamıyorlar. Zaten yapılacak bir şey yok. Eğer Şehzade katılırsa tabii ki çok daha farklı bir denge olacak. Halkın İstanbul hükümeti ve halifeye karşı duyduğu güveni yakalamak isteyen Ankara, bu teklifi oldukça önemsemişti. Bunun için bizzat Mustafa Kemal devreye girmiş, Bakanlar Kurulu kararıyla Yüzbaşı Yümmi Üres'in kimlik değiştirerek tüccar kılığında İstanbul'a gönderilmişti. Üres'in yüzbaşı, daha önce yaverliğini yaptığı Abdülmecid Efendi'ye güç şartlarda ulaşacak, ancak İngilizlerin vaziyetten şüphelenip tedbiri artırmasıyla bu teşebbüs gerçekleşemeyecekti. Bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Eşref Edip, pes etmemiş, halkı toplayarak eli silah tutan herkesin katıldığı bir ordu meydana getirmişti. Hemen her gün ayrı bir mahallede savaş eğitimi verilmeye, talimler yapılmaya başlanmıştı. Cuma talimleri dediğimiz eğitimler var. Yani düzenli ordunuz yok. Kastamonu'ya düşman geldiği zaman şehri nasıl savunursunuz? İşte özellikle gençler, eli silah tutmaya yatkın insanlar. Cuma günleri şimdiki stadyumun bulunduğu saha ve biraz daha kuzey tarafı Ameden Çayırı diye biliniyor o yıllarda. Orası çayırdı. İşte Kastamonu eli silah tutabilecek olan insanları cuma günleri oraya gidiyorlar. İşte kimisi piyade talimleri, kimisi işte ata binip süvari talimleri yapmak suretiyle orada eğitim alıyorlar. İşte halkın harekete geçtiği, talim edildiği bu günlerde Kastamonu valisi anlaşılmaz bir skandala imza atacaktı. Daha önce harekete geçiremediği halkın bir anda savaşmaya hazır hale gelmesine şaşıran vali, Eşref Edip'in hazırladığı orduyla Ankara'ya yürüyeceği haberini ivedi olarak Ankara'ya geçmişti. Bu inanılmaz bir ihbardı. Valinin telgrafını dikkate alan Ankara, Eşref Edip'i tutuklatarak önce Taşköprü, sonra Sinop'a gönderecekti. Mehmet Akif ise gelişmelerden ancak Ankara'ya çekilen telgraflar sayesinde haberdar olabilecekti. İçişleri Bakanı Vekili Adnan Adıvar'dan yanlışın bir an evvel düzeltilmesini isteyen Akif, ardından da Kastamonu'nun yolunu tutacaktı. Sonunda Eşref Edip serbest bırakılacak, Vali Cemal Bey ise Kastamonu'yu terk etmek zorunda kalacaktı. Mehmet Akif, Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü'nün teklifi ve meclisin izniyle 19 Ekim'de Kastamonu'ya ulaşabilecekti. Akif'le Eşref Edip'in buluşması, Sebil-ül Reşad'ı yeniden çıkarmanın da hazırlıklarını başlatmıştı. Mehmet Akif, Kastamonu'nun tarihi Nasrullah Camii'nde defalarca kürsüye çıkarak, özellikle İngiliz tehlikesine dikkat çekecek, Sevr Antlaşması'nın idam fermanı olduğunu anlatacaktı.
Nasrullah Camisi'ndeki konuşması daha ziyade siyasi ağırlıklı bir konuşma. O konuşmasında gerek Anadolu'nun, gerekse bütün İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma dikkat çekiyor. Niye bu duruma düştük? İslam dünyası niye böyle oldu? Biz niye bu duruma düştük? Bunları gayet güzel bir şekilde, cemaatin anlayacağı şekilde ifade ediyor. Ama siyaseten baktığımızda özellikle İngilizlerin İslam dünyasında Osmanlı İmparatorluğu üzerinde oynadıkları yıkıcı faaliyetleri böyle birebir vaziyette halkın adeta kafasına vura vura anlatıyor. Bu arada hazırlıklar da tamamlanacak. 25 Kasım 1920'de 464. sayısıyla Sebil-ül Reşat, Kastamonu'da neşrolunmaya başlanacaktı. Kastamonu'da çıkan ilk nüshanın tamamını Akif'in Nasrullah Camii'ndeki heyecanlı konuşması doldurur. Tıpkı Balıkesir Zanos Paşa Camii'ndeki gibi Akif konuşmuş, Eşref Edip satır satır not almıştır. Akif konuşurken altta, hemen minberin yanında var. Eşref Edip çok hızlı bir şekilde not almaktadır kendisi. Alır ve hemen Sebil-ül Reşat'ta yayınlar. Eşref Edip'in bu alışkanlığı unutmayın. Daha sonra 1908'li yıllar itibaren başlar. Üniversite yıllarında o usulü fıkıh notları gibi Manastır-ı İsmail Hakkı'nın pek çok alimlerin notlarında tutmuştur. Ve daha sonra bunları Sırat-ı Müstakim'de Sebil-ül Reşat'ta yayınlamıştır. Akif konuşmasında mümin olmayanların dost edinilemeyeceğini, ırkçılığın milleti paramparça ettiğini, nifak tohumlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyordu. Akif konuşmasını, Müslüman mülkünü her yerde felaket vurdu. Bir bu toprak kalıyor dinimizin son yurdu. Bu da çiğnendi mi? Çiğnendi demek şer-i mübin. Haksar eyleme ya Rab. Onu olsun. İfadeleriyle bitiriyordu. Tam 11 sayfasının bu konuşmaya ayrıldığı gazetenin basımı için Kastamonu matbaasında günlerce uğraşılacak, sonunda binlerce basılan gazete çoğaltılarak Anadolu'nun her köşesine dağıtılacaktı. Gazete sadece camilere, vilayetlere değil, cephelere de gönderilecekti. Bazı sayıları çoğaltılıp belli bölgelerde ordu mensuplarına dağıtılıyor. Gazete için bütün cephelerden talepler geliyor, komutanlar Sebil-ül Reşad'ı temin için telgraf üzerine telgraf çekiyordu. Bunlardan biri de El Cezire komutanı Nihat Paşa'ydı. Nihat Paşa, Sebil-ül Reşad'a şu telgrafı gönderecekti. Kastamonu'da Nasrullah Camii Şerifi'nde irad edilen konuşmayı içeren mecmuanızın ancak bir nüshası elde edilebilmiştir. Diyarbakır Büyük Camii'nde Cuma namazından sonra okunarak hazır bulunan bütün müminler manevi aydınlığından hislenmiş, aydınlanmış ve feyiz bulmuşlardır. Fakat bu istifade pek sınırlı kalacağından hudut bölgesini oluşturan El Aziz, Diyarbakır, Bitlis, Van vilayetleriyle çevredeki mutasarrıflıklar halkına nasiplendirilmiş, istifade ettirilmiş ve şerefiyle hukuku doğrudan doğruya zat halinize ait olmak üzere Diyarbakır vilayet matbaasında basılarak ve çoğaltılarak bütün cepheye dağıtılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın din ve vatanseverliğe yakışır yoldaki çalışmalarınızı makbul eylemesi temennisiyle hürmetlerimi takdim ederim. 10 Şubat 1337 El Cezire Kumandanı Nihat. Binlerce cepheler dağıtılır. Bu o süreç içerisinde katırlarla. Daha sonra o dönem içerisinde mesela Diyarbakır komutanı kendisine teşekkür yazarlar. Bir nüsha gönderilmiştir. Diyarbakır'da binlerce nüsha gönderilir. Ankara'ya geldiği zaman yine o dönemde at arabalarıyla, o dönemde katırlarla yine binlerce nüsha askeri okullarda, cephelerde ve camilerde dağıtılır, okutulur. Ve çünkü o milli mücadeleyi ateşleyen bir konuşmadır. Mustafa Kemal Paşa'ya yapıyor Mustafa Kemal Paşa, gel dergini burada çıkar diyor.
Kastamonu'da çıkarıyor birkaç sayı. Kastamonu'dan sonra Ankara'ya gel diyor. Ankara'da şey, herhalde temin ediyor Mustafa Kemal Paşa matbaasını bilmem nesini. Temin ettiği aşikar. Sebil-i Reşat haftalık olarak cephede bütün şeylere, neferlere, zabitana teker teker dağıtılmış. Yani milli mücadeleyi şiddetle tavizsiz zaten Ankara'da başka bir neşriyat yapmak mümkün değil. Nasrullah Camii'ndeki vaazdan sonra Akif ve Eşref Edip Kastamonu'yu kaza kaza köy köy gezecekler. Akif vaaz verecek, Edip de notlar alacaktır. Bu konuşmaların özetleri yine Sebil-ür Reşat'ta genişçe yer alacaktır. Sebil-ür Reşat, Kastamonu'da 25 Kasım, 3 ve 13 Aralık 1920 tarihli sayılarıyla okuyucuya ulaşacaktır. Mehmet Akif ve Eşref Edip'in daha önce davet edildikleri Ankara'ya birlikte gelişleri ise Aralık ayı sonunda gerçekleşecekti. İkilinin Ankara'ya gelişinde ilk görüşme talebi Mustafa Kemal'den gelecekti. İstasyondaki küçük bir odada Akif ve Eşref Edip'le görüşen Mustafa Kemal, Sebil-ür Reşat'tan övgüyle bahsedecek, dahası talepte bulunacaktı. Kastamonu'da vatanseverliğe yakışır yoldaki çalışmalarınızdan çok memnun oldum. Sevr Antlaşması'nın memleket için ne kadar feci bir idam hükmü olduğunu Sebil-ür Reşat kadar hiçbir gazete memlekete neşredemedi. Manevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebil-ür Reşat'ın büyük hizmeti oldu. Her ikinize de bilhassa teşekkür ederim. Büyük Millet Meclisi milli mücadele boyunca iki tane yayın organını bütçesinden basıp dağıtmıştır. Bunlardan biri Mustafa Kemal Paşa'nın neşrettiği Hakimiyet-i Milliye gazetesidir. Bu gazete Matbuat Umum Müdürlüğü'nün matbaalarında basılmıştır ve dağıtılmıştır. İkincisi de işte Mehmet Akif'le Eşref Edeb'in birlikte yayınladıkları Sebil-ür Reşat'tır. Sebil-ür Reşat'ın meclis kayıtlarında ki ifadeyle söylüyorum, ikinci neşir organı olarak Sebil-ür Reşat'ın ismi Sebil-ür Reşat Ceride-i İslamiyesi'dir. Meclis Sebil-ür Reşat Ceride-i İslamiyesi'ni 2 yıl boyunca kendi bütçesinden basmıştır, dağıtmıştır. Bazı nüshalarını da yayıncılarına vermiştir. Mustafa Kemal bu görüşmede Eşref Edip'e Kastamonu'da yaşadığı tutuklama olayından duyduğu üzüntüsünü de iletecekti. Ben sizin daha İstanbul'dayken de milli mücadelemize yaptığınız hizmetlerinizi bilirim. Kastamonu'dayken geçirdiğiniz kaza da oldukça üzücüdür. Valinin şahsi endişeleri hükümeti şaşırttı. Yanlış bir karara sevk etti. Geçmiş olsun. Böyle zamanlarda hatalara bakılmaz. Sizin samimiyetinizi, milli davaya karşı candan bağlılığınızı Anadolu'da neşrettiğiniz nüshalar tamamıyla gösterdi. Mustafa Kemal bu görüşmede Veliaht Abdülmecid Efendi'nin gelmekten neden vazgeçtiğini de sordu Eşref Edip'e ve ekledi. Gelseydi çok iyi olurdu. Bir saati aşan görüşme, inşallah beraber çalışırız, temennisiyle sona ermişti. Bu sırada İstiklal Marşı yarışması sonuçlanmış, Sebil-ür Reşat başyazarı Mehmet Akif'in şiiri milli marş olarak kabul edilmişti. Marşın ilk yayınlandığı gazetede yine Sebil-ür Reşat olacaktı. Yine bu dönemde Anadolu'da İslam Kongresi yapılması fikri de ilk olarak Eşref Edip tarafından Sebil-ür Reşat'ta ortaya atılacak, Mustafa Kemal de bu teklife olumlu bakacak
Ancak bir türlü gerçekleşmeyecekti. Kurtuluş Savaşı'nın tek mecmuası olarak yayınlanan gazete, cephelerde durum ciddileşince Kayseri'ye taşınmak durumunda kalacaktı. Eşref Edip, geldiği Kayseri'de Mutasarrıf Kemal Bey'in talebiyle Sebil-ül Reşad'ı burada da çıkaracaktı. Vilayet matbaasında elle çevrilen baskı makinesinde sabaha kadar süren baskıda Eşref Edip bizzat çalışacak, basılan gazetelerse kapıda bekleyen süvariler tarafından dağıtılmak üzere alınacaktı. Sebil-ül Reşad'ın 24 Eylül 1921'de Kayseri'de çıkan 490. sayısının tamamını ise Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in Ulu Cami'deki hitabesi dolduracaktı. Anadolu'nun Büyük ve Mukaddes Cihadı başlıklı hitabeyi içeren gazete yine cephelerde, köylerde, kasabalarda dağıtılacaktı. Sakarya'da düşmanın bozguna uğradığı haberi gelince de Sebil-ül Reşad için yeniden Ankara, ardından da İstanbul yolculuğu başlayacaktı. Milli mücadele bitmiş, saflar netleşmeye başlamıştır. Zaferden sonra Eşref Edip ve Mehmet Akif, gazete klişelerini de alarak İstanbul'a gelirler. Bu sırada Lozan görüşmeleri başlamış, yeni Türkiye yüzünü batıya çevirmiştir. Gazete 16 Mayıs 1923 tarihinden itibaren İstanbul'da 528. sayısıyla yeniden okuyucusuyla buluşmaya başlar. Sebil-ül Reşad için hayal kırıklığı ve muhalif bir dönemin başlaması da yaklaşmaktadır. Bir şeriat devleti şeyi var kafalarında, bir ideali var. Şeriat devleti ideali var. Yani o ideale mümkün olduğu kadar o ideale yaklaşmak istiyorlar. Yani yani 1938'e kadar olan 1918-1939 Avrupa dünyasında bütün otoriter devletler dinin aleyhinde, dinin siyasete karışması aleyhinde önemli reformlar yaptılar. Ocak 1923'te İzmit'te, Şubat 1924'te de İzmir'de basınla görüşen Mustafa Kemal, Lozan'a ve hilafetin kaldırılmasına destek istemiştir. Mustafa Kemal basına, Cumhuriyet'in etrafında çelikten bir kale olma görevini vermişse de, İstanbul basını henüz bu talebe uymakta ağır davranmaktadır. Aslında Sebil-ül Reşad, Cumhuriyet'in ismine olduğu kadar muhtevasına da önem vermektedir. Sebil-ül Reşad'a göre önemli olan rejimin işleyişi ve hangi değerler manzumesinden yararlanacağıdır. ...1925 yılından itibarense Türkiye'de bambaşka bir rüzgar esmektedir. Haklı olarak birçok insan da İslam'a bağlılıkla hilafeti dışlamak istemiyor. Anlatılması gerçekten zor bir şey bu. Ha, bu devrim işte. Şimdi burada devrim başlıyor. Ben 1908'de iddiaçıların yaptığını devrim diye kabul etmem. Hiç alakası yoktur. Atatürk devrim yapıyor. Ha, devrim yapıyorsan tam kökten gidersin. Öyle yarım yarım hareket yoktur. Eğer o yapılaşmayı kabul edersen, ki Kazım Karabekir'de de vardır, hepsinde vardır o bağlar, o zaman Rauf Orbay'da, hatta biliyorsunuz şey karşı çıkar, ya ben bu padişahlar bizim ailemizi yaşattı filan şey, mantığı vardır. Ha, bunu kesmenin tek yolu devrimse, devrim öyle yapar. Bir sürü savaşlar, felaketleri yaşadıktan sonra, yani o esaretin altına girmenin, bağımsızlığı kaybetmenin, bir devlete sahip olmamanın ne kadar büyük bir mahrumiyet olduğunu bildikleri için mümkün mertebe gördükleri yanlışları düzeltmeye, onları eleştirmeye çalışıyorlar. Yani Sebil-ül Reşad'ın siyaset anlayışı, siyaset tarzı, siyasi dili biraz bunun üzerine kurulu. Yani yıkıcı bir muhalefet değil. Yani gördükleri bir takım yanlışları eleştiriyorlar usluplu bir şekilde. ...13
23 Şubat 1925'te başlayan Şeyh Said ayaklanması gerekçe yapılarak çıkarılan Takrir-i Sükun yasası gazeteciler için adeta kabusa dönüşecektir. Özellikle Takrir-i Sükun'dan sonraki dönemde biz 1945'e kadar gerçek anlamda bağımsız bir basının var olduğunu söyleyemeyiz. Söylemek mümkün değildir. O zaman çıkan belli başlı gazeteler içeriklerine baktığımızda doğrudan doğruya Ankara'dan dikte edilen haberler veya işte büyük zevatın yaptıkları geziler veya verdikleri demeçler ve o demeçlerin de aktarılmasından başka bir haber pek yoktu. Türkiye'nin yönetimi artık muhalefetsiz bir iktidarı öngörmekte, İsmet Paşa'nın ifadesiyle muhalefet ihtilal olarak görülmektedir. Recep Peker'in ifadesiyle de muhalif basın yılan yuvasıdır ve tahrip edilerek susturulmalıdır. Kastedilen Sebil-i Reşad'ın da aralarında bulunduğu İstanbul basınından başkası değildir. Rejime yakın duran gazetelerse Sebil-i Reşad ve yazarlarını hedef alan karikatürlere yer vermektedirler. Düşünün yani. Demek ki çok farklı bir yapısı var. Yani çok iyi şey yapmış, tahlilleri yapmış, zamanında oturtmuş. Onları tak 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 getiriyor. Karşı çıkan varsa yok çaresi. Hükümet, Takrir-i Sükun yasasının hemen ardından toplanarak 5 Mart 1925'te 5 gazete ve 3 dergi hakkında kapatma kararı verecektir. Bunlardan biri de Sebil-i Reşad olacaktır. İstanbul'dan Ankara'ya naklediyor. Öte yandan bakıyorsunuz, hilafet lağv ediliyor. Hilafet lağv edilmesi çok kritik bir olaydır. Yani bu o zamana dair tasavvur edilmesi mümkün olmayan bir olaydır. Ve sırf o zaman Türkiye'sinde değil, fakat bütün İslam dünyasında da devasa, çok derinden sarsıntılar yapmış. Özellikle Hindistan'da derin sarsıntılar yapmış bir hadisedir. Aynı zamanda o zamanki Türkiye'deki Kürtlerin, Sünni Kürtlerin Kürtler açısından da büyük bir sarsıntı yapmış. Çünkü ortak bir payda bir anlamda ortadan kaldırılmıştır. Çok ciddi bir dayanışmanın bir dayanağı ortadan kaldırılmıştır. Ve bu bağlamda da biz Sebil Reşad'ın artık kes bir muhalif bir çizgiye girdiğini görmekteyiz. İnsanları idam ediyorlar. Yargıtay yok, bir şey yok. Üstelik de o mahkemelerin yargıçları hakim değildi. Şimdi memlekette bir devlet terörü estirilmiştir. O zaman ben gazeteyi çıkaracağım desen ne yapabilirdi? Mesela Sinan Umur Bey, Kazım Karabekir'in İstiklal Savaşımızın Esasları diye küçük hacimli bir kitabını bastırmıştır. Kitabı matbaadan aldılar. O zaman İstanbul boş, tenha bir şehir. Surların dibinde yaktılar kitapları. Kapatma furyası bunlarla kalmaz. Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, İstiklal, Aydınlık, Orak Çekiç, Sadai Hak, İstikbal, Kahkaha, Presedü Soir, Sayha, Tanin ve Resimli Ay ard arda kapatılır. ...27 Ağustos 1908 tarihinde yayına başlayarak 641 sayı çıkan, milli mücadelede büyük emeği olan Sebil-i Reşad'ın kapatılması, sahibi ve mesul müdürü Eşref Edip'i derinden yaralar. Bundan sonrası Eşref Edip için hey gidi günlerin başladığı dönem olacaktır. Kapatma hadisesinden 2 ay sonra da polis önce Eşref Edip'i tutuklar, ardından da Sebil-i Reşad'ın yönetim yerini basar. Mayıs ayı. Heybeliada'ya yeni göç etmişiz. Bir sabah vapura yetişmek üzere Denizcilik Okulu'nun yanından hızla iniyorum. Yürüdüm. Bir polis bana doğru gelmeye başladı. Karşılaştığımızda karakola gelmemi söyledi. Karakolda komiser ayakta geziniyordu. Alınan emir üzerine tevkif edildiğimi tebliğ etti.
Komiser evde arama yapmak için iki polis memurunu görevlendirdi. Onlarla birlikte adanın yokuşunu çıkmaya başladık. Evdekiler beni polisle görünce hayli telaşlandılar. Onları teskin ettim. Aramanın ardından evdekilere veda ettik. Evden uzaklaştığımız halde hala arkamızdan ev halkının ağlamalarını, feryatlarını işitiyordum. Eşref Edip, adalardan Bağbali'deki polis merkezine getirildiğinde, bu defa da Sebil-ül Reşad'ın idarehanesinde arama başlatılmıştı. O geceyi polis merkezinde geçiren Edip, ertesi günde uzun sürecek Ankara yolculuğu için Haydarpaşa tren istasyonuna getirilecekti. Ankara Cebeci Jandarma Tevkifhanesi'nde ise onu inanılmaz bir manzara karşılayacaktır. Demir kapılar, demir pencereler, soğuk taş duvarlar, ölü kafatasları, insan kemikleriyle dolu kara topraklar, süngülü bekçiler, kara ruhlu gardiyanlar, akrepler, çıyanlar, sağda feryatlar, solda iniltiler. Şurada idam mahkumları son gecelerini geçiriyorlar. Kara olan meydanındaki dar ağaçlarının altında bekleyen celladın korkunç kanlı gözleri beni titretiyor. Nihayet haftalar sonra Kel Ali, Kılıç Ali ve Necip Ali'den heyeti oluşan mahkemeye çıkarılır. Küçük bir oda. Diğer mahkemelerde olduğu şekilde mahkeme heyetine mahsus bir yer yapılmış. Mahkeme heyetinin arkasında yan tarafta bir zat daha var. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri. Resmen heyete dahil değil. Fakat mahkemede özel bir mevki sahibi. Tıpkı kapitülasyonlar devrinde mahkemelerde bulunan konsoloslar gibi. Sanıklara mahsus bir parmaklık var. Oraya girdim. Arkada süngülü jandarmalar, kalabalık dinleyiciler. Bu kadar muhalif olan fikriyatımıza bir adam Ankara'da da mahkeme edilemez diye adamı Diyarbakır'da toplanan mahkemeye gönderdiler. Eşref Edip'i en fazla yaralayan ve mahcup eden soru mahkeme reisi Ali Çetinkaya'dan, namı diğer Kel Ali'den gelir. Milli hareket sırasındaki hizmetlerinizi anlatır mısınız? Bu soru karşısında oldukça mahcup olur Eşref Edip. Vatan ve millet yolunda yapılan hizmetleri söylemek yakışıksız olmaz mı efendim? Der. Tefahür biliyorsunuz, böbürlenme, övünme gibi bir anlama gelir. Fakat o dönemlerde sanki Osmanlı aydınları arasında, özellikle Eşref Edip'in ağzında, diğer aydınlar arasında pelesek bir kelimedir. Vatan ve millet yolunda yapılan hizmetler anlatılmaz. Onlar yapılmıştır, o hizmettir, bırakılır. Mahkeme başkanı ısrar edince de Balıkesir çıkarmasını, Kastamonu'da yaptıklarını, Akif'le verdikleri mücadeleleri, şimdi kapatılan Sebil-ül Reşad'ın o zaman cephelerde nasıl dağıtıldığını ezile büzüle anlatmak zorunda kalır. Bu duruşmadan iki gün sonra da Eşref Edip, Fergan, Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Eskişehir ve Adana üzerinden Antep'e gönderilir. Ankara'dan jandarma eşliğinde trende giderken geçmiş günler milli mücadelede yaptıkları bir bir canlanır gözlerinde. Kendini nereden nereye demeden alamaz. Beraberimde iki jandarma olduğu halde trene bindik. Ankara'dan uzaklaşıyorum. Arkada bıraktığım Ankara ne kadar güzel gözüküyordu. Ben zaten Ankara'yı çok seviyorum. Bilhassa milli mücadele zamanında geçen samimi mücadele günleri. Az mı sıkıntı çekmiştik? Taceddin dergahı civarında bir evin zemin katında ucuz olsun diye
aile birlikte oturmuş, bu rutubetli yer yetişmiş bir erkek çocuğumuzun hayatına mal olmuştu. Sonra Eskişehir bozgununda Kayseri'ye göçler, han köşelerinde eşkıya arasında seyahatler, eşkıyayla çatışmalar, hastalıklar, yoksulluklar. Bunların yanında bu kadarcık meşakkat ve zahmetin ne hükmü olabilirdi? Eskişehir'e geldiklerinde tren istasyonunda kayınpederi ve kayınvalidesiyle kısa da olsa bir görüşme fırsatı bulur. Onlara iyi olduğunu söyler ve Adana'ya gitmek üzere askerler eşliğinde yeniden trene binerler. O gün arefedir ve sabah bayramdır. Günün akşamı Adana'ya zor ulaşacak, sabahsa jandarmadan izin alarak gitmek zorunda kalacaktır bayram namazına. Eşref Edip o sabahı şöyle anlatır. Camide bir hafız ne kadar güzel Kur'an okuyordu. Çok mütehassıs oldum. O sıkıntılardan sonra bu kadarcık hürriyet bile ne güzel şeydi. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O bayram namazını hiç unutamıyorum. Herkes dağılmıştı. Herkeste bayram sevinci vardı. O sırada çocuklar hatırıma geldi. Onlar şimdi kim bilir ne kadar mahzundur dedim. Fakat Eskişehir'den onlara iyi mektuplar yazmışlardır diyerek teselli buldum. Bayram günü Adana'dan ayrılır, Antep'e geldiklerinde ise onu ilginç bir sürpriz beklemektedir. Antep Emniyetinde çalışan komiser, eski bir Sebil-ül Reşat okuyucusudur. Komiser, özellikle Nasrullah Camii'ndeki konuşmaların yayınlandığı Sebil-ül Reşat'ın binlerce basılarak burada da dağıtıldığını anlatır. Komiser aynı zamanda şaşkın ve üzgündür. Zira o dağıttığı gazetenin sahibi bir sanık olarak karşısındadır. Eşref Edip hayli duygulanmıştır. Komiser, mahkemede savunmada kullanabileceği ihtimaliyle Sebil-ül Reşad'ın eski sayılarından bir bölüm de verir Eşref Edip'e. Atatürk inkılapları başlayınca 22'de, 22 Kasım'ında saltanatın ilgası, 24 Mart'ında hilafetin ilgası ve saltanatın şey yapmaması, hanedanın sürülmesi başlayınca tabii bu fikriyatla karşı karşıya geliyorlar. Mehmet Akif'in fikriyatı ortadadır. Yani Mehmet Akif şey yapıyor. Ondan sonra evet biz Türklük için çalıştık. Türkiye için. Fakat aynı zamanda cihat yaptık. Yani bu kadar İslamiyet'ten tecevüt etmesi, inkılapların İslamiyet'ten bu derece İslamiyet'i karşısına alması manasızdı. Sabah olunca Antep'ten hareket edilecek, yatsı vakti Urfa'ya ulaşacaklardır. Urfa'da kalması için gösterilen yer ise Ankara Ceveci'yi aratacak türdendir. Aman ya Rabbi, ne korkunç bir yer. Zemin toprak delik deşik. Burada uyumak değil, gözü açık durmak bile mümkün değil. Her delikten yılan çiyen çıkacak zannediyorum. Yer rutubetli, duvarlar nemli, pür dikkat teyakkuz halde duruyorum. Biraz sonra yerdeki deliklerin birinden sapsarı kalın gövdeli bir çıyan çıkmaya başlamadı mı? Bütün tüylerim ürperdi. Kaçacak yer yoktu. Bağırsam onbaşı bu defa kim bilir beni nereye sokacak? Çıyanın bel kemiğine can havliyle bastım. Çıyan iki parça oldu. Urfa cezaevinde sabahladıktan sonra bu kez sıra Diyarbakır'dadır. Urfa'dan otomobille çıkılan yolculuk Diyarbakır'da hükümet konağı önünde son bulacaktır. Akşam Diyarbakır cezaevine getirilir. Cezaevinde kendisi gibi yargılamayı bekleyen onlarca mazmun vardır. Diyarbakır cezaevinde bir hafta kaldıktan sonra bu defa mahkemeyle birlikte El Aziz'e hareket edilecektir. El Aziz'deki manzara ise daha korkunçtur. İnsanlar kafileler halinde mahkemeye getirilmekte, her sabah kurulan dar ağaçlarında infazlar gerçekleşmektedir. Gazetecileri her sabah erkenden kaldıran kişi ise infazları gerçekleştiren bir subaydır.
Mahkeme azası Ali Sahib'e göre Şeyh Said isyanını gazeteciler teşvik etmiştir ve bu gazeteciler mutlaka cezalandırılmalıdır. Bunun için gazetelerin son 2 yıllık koleksiyonları da İstanbul'dan istenecektir. Anlaşılan, muayyen bir suça karşı yargılama değil, verilmek istenen bir cezaya göre bir makale veya haber aranacaktır. Mahkeme üyeleri ise kalmak için o dönemde Elaziz'in önde gelen beylerinden olan Çarsancaklızadelerin evini seçeceklerdir. Öğretmenler evinden şehir merkezine giderken belediye binası karşısında istasyon caddesi vardır. İstasyon caddesi ile bu Halk Evi caddesinin yani Gazi caddesi ile istasyon caddesi arasındaki köşenin bir üstündeki bina 2 katlı. 6 rotşosa denen böyle 3 basamaklı merdivenle üstü altı yarım bodrum şeklinde bir bina. O zaman Elazığ'da çatılı bina yok. Bir tek o kiremit çatılı. Efendim önünde sütunlar, ahşap işlemeli penteneler, efendim şeyde pencerelerde pancurlar hep şey ahşap efendim. Kapısı falan zaten ahşap, öyle işlemeli falan değil, normal kapıydı. Eskiden tammış, sonradan bizim zamanımızda yarım duvardı demir kapı. Oradan içeri girer. Sonradan orası birçok hizmet şey mahalli oldu. Hatta 51-53 arası ben Çiftçiler Birliği Başkanı iken Elazığ'da çok iyi günlerimiz de oldu. Çok hizmetimiz de oldu. Çiftçiler Birliği Başkanı iken o binada hizmet verdik. Efendim o bina sonradan gene muallimlere tahsis edildi. Ondan sonra Türk Hava Kurumu kendi binasıydı. Türk Hava Kurumu tekrar binaya geldi. Şimdi yıktılar o tarihi bina, yerle yeksan ettiler. Apartman diktiler. Gene orada şey Türk Hava Kurumu oturuyor. Halen o. Siyah bir bina. Siyah bina. Günler sonra Sebilür Reşat'tan Eşref Edip, Tevhid Efkar'dan Velid Ebu Ziya, Son Telgraf'tan Sadri Ethem, Fevzi Lütfi, Tok Söz'den Abdülkadir Kemali, Vatan Gazetesi'nden Ahmet Emin Yalman, Ahmet Şükrü, Supi Nuri, İsmail Müştak ve İhsan Safa'dan oluşan 10 gazeteci mahkemedeki yerlerini alır. Birden fazla dinleyicinin olduğu salonda mahkeme başkanlığını Mazhar Müfit Kansu, başsavcılığı Avni Doğan, azalığı ise Ali Sahip ile Lütfi Müfit yapmaktadır. Önce Sadri Ethem, ardından Abdülkadir Kemali, sonra Velid Ebu Ziya ve daha sonra da Sebilür Reşat adına Eşref Edip söz alır. Tam 7 saat sürecek sorgulama başlamıştır. Tahsil hayatından 17 yıl önce belirlenen Sırat-ı Müstakim isminin neden seçildiğine ve değiştirildiğine, hilafetin kaldırılması konusunda ne düşündüğüne kadar bir yığın soru sorulur. Eşref Edip, adeta gazetesinde çıkan her makalenin hesabını vermekle karşı karşıyadır. Edip, mahkemenin Şeyh Said isyanı ile ilgili ısrarlı soruları karşısında oldukça çarpıcı savunmalarda bulunur. Sonradan ortaya çıkacaktır ki mahkeme üyesi Ali Sahip, Şeyh Said'e ifadesinde gazetelerden etkilenerek isyan ettiğini söylediği takdirde kurtulacağı sözünü verecek, ancak bu ifadeyi Şeyh'e imzalattıktan sonra da idamını gerçekleştirecektir. Eşref Edip anlatıyor. Cebinde Ankara ile hususi şifresi olan Ali Sahip, Şeyh Said'e hususi telkinde bulunmuş. Bu hareketinin sebebinin gazeteciler olduğunu ileri sürmesini söylemiş. Böyle yaparsa idamdan kurtulacağını, Edirne'ye sürgün edileceğini vaat etmiş. Şeyh de ciddi surette buna inanmış. Ankara'da sorulduğunda Eşref Edip'i en fazla yaralayan sual bu defa yeniden sorulacak. Çanakkale Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesi konusunda ses çıkarmadıkları iddia edilecektir. Ancak mahkeme heyeti baltayı taşa vurduğunun farkında değildir.
Antepli okuyucuların verdiği Sebil-ü Reşat koleksiyonunu açan edip, başyazarı Akif'in Çanakkale Şehitlerine şiirini okumaya başlar. Eşref Edip coştukça coşuyor, haykırırcasına Akif'in o meşhur dizeleri salonda yankılanıyordu. Kimseden çıt çıkmıyor, mahkeme heyeti ise adeta manyetize olmuş durumdadır. Dakikalarca süren şiir bittiğinde mahkeme salonunda dinleyiciler ağlamaya başlamıştır. Eşref Edip 39 dereceye çıkan harareti ve terlerini silmekle meşguldür. Biraz dinlendikten sonra da Sebil-ü Reşat gazetesini masanın üzerine koyan Edip, mahkeme üyesi Ali Sahibe hitaben, "İşte beyefendi, Çanakkale'de Allahu Ekber sadalarıyla bayram namazı kılan o kahraman Mehmetçiğe, Sebil-ü Reşat böyle dünyalar durdukça yaşayacak muazzam bir abide dikmiştir," der. Mahkeme derin sessizliğe bürünmüş, ne yapacağını şaşırmıştır. Eşref Edip bununla da kalmaz. Mahkeme heyetine, "Sorarım size, muhterem hakimler, kahraman Mehmetçik için bundan daha yüksek bir şiir yazılmış mıdır? Şimdi bendeniz meydan okuyorum. Bundan daha iyi bir abide yazmış veya yazacak varsa ortaya çıksın." Evet, gerçekten de tam bir meydan okumadır bu. Haklıdır da, mahkeme heyeti bilmeden kendi kalesine ciddi bir gol atmıştır. Anlaşılan ne Akif'ten, ne yazdıklarından, ne de Sebil-ü Reşat'tan haberleri vardır. Uzun süre sonra toparlanan heyet bu kez de Sakarya Savaşı ile ilgili soru soracak, aldıkları cevap yine ağır olacaktır. Ciddi olarak demoralize olan heyet bu defa da din ile millet farkını, İslam birliğine bakışını, Müslüman kültürümü, Türk kültürümü istediğini, Akif'in nereli olduğunu, medreselerin kapatılmasını, dinin neye hitap ettiği de dahil onlarca alakasız soru soracaktır. Mahkeme, Eşref Edip'in ifadesiyle tiyatro salonuna dönmüştür. Lakin bu tiyatro her an acı bir drama dönme tehlikesi de taşımaktadır. O günün akşamındaysa Mustafa Kemal'in Kastamonu'da şapka devrimiyle ilgili açıklaması düşmüştür ajanslara. Atatürk'ün şapka devrinde. Şapka burada giydiler. Başka kabul etmediler. Bir yer kabul etmedi dediler. Onu kulağında tutmuşum ya, onu biliyor. Ertesi sabah mahkemeye giderken kurulan dar ağaçlarına ürpertiyle bakarak geçecekler, yolda İsmail Müştak gördüğü rüyayı soracak, Eşref Edip de onu teskin etmeye çalışacaktır. Derken yeniden mahkemedeki yerlerini alırlar. Eşref Edip rahattır. Dün uzun uzadıya savunmasını yapmış, sıra diğer arkadaşlarda diye beklenmektedir. Fakat o da ne? Tam diğerlerinden birini kaldıracak diye beklerken, mahkeme azası Ali Sahip, "Eşref Bey kalkınız," demesin mi? Herkes şaşkın. Çaresiz ayağa kalkar. Ali Sahip geciktirmeden sorar. "Eşref Bey, Gazi'nin Kastamonu'daki nutkunu okudunuz mu?" "Arkadaşlar okudu, herkes işitti," cevabını verince, "Bu hususta görüşünüz nedir?" der. Bu sürpriz ve alakasız soru karşısında herkes pür dikkat ve şaşkındır. Kısa süreli tartışmanın ardından Eşref Edip bu meselede resmi meclislerin görüş vereceğini, içtihat merciği olmadığını söylemekle yetinir. Ali Sahip net cevap alamayacağını anlayınca diğer gazetecilere geçer. Birkaç sorudan sonra da karar aşamasına gelinmiştir. Ancak karar Elaziz'den değil, Ankara'dan gelecektir. Bekleyiş başlar. Mahkeme sonrası hakimler dalga geçmeye başlarlar.
Eşref Edip, Fevzi Lütfi ve Abdülkadir Kemali'ye ebedi istirahatgah yani idam gösterilirken Ahmet Emin, Supi Nuri, Sadri Ethem'e sürgün geri olarak Haniye mi, Çabakçuru mu beğenirsiniz sorusu sorulmaktadır. Derken Ankara'dan beklenen şifre gece yarısı gelir. Gelen şifrede gazetecilerin dilekçeyle af ve müsamaha talebinde bulunmaları, kabul edilirse affedilecekleri belirtilir. Bu talebe ilk tepki Tevhid-i Efkar gazetesi yazarı Velid Ebu Ziya'dan gelir. Bizim suçumuz mu var ki merhamet dilenelim? Varsa mahkum olalım. Yoksa Ankara'ya telgraf ne oluyor? Der ve ekler. Siz yazın, ben kimseden merhamet dilenmem. Velid Ebu Ziya'nın bu tavrı, Fevzi Lütfi ve Abdülkadir Kemali'den de destek bulunca, diğer gazeteciler endişeye kapılır. Tartışma başlar. Saatlerce sürer. Sabaha karşı odalarına çekilen gazetecileri, hakimler uyandırır. Sevinç gösterileriyle karşılaşacaklarını beklerken, asık suratlar hakimleri şaşırtır. Gün boyu süren uzun konuşmalar sonucunda, Velid Ebu Ziya da dahil üç gazeteci ikna olur ve o meşhur af dilekçesini kaleme alırlar. Ankara'da Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Şark İstiklal Mahkemesi karşısında sorgulanmalarımız ikmal ve icra olunduğu şu günlerde tahdis-i nimet kabilinden bir hareketle huzur-u ulviyetinize çıkmayı vecibeden addettik. Cumhuriyetin sadık bir amelesi, İnkılabın samimi bir hizmetkarı olduğumuzu ispat etmiş olmak kanaatiyle sonsuz bir iftihar ve gurur hissederek Zat-ı Riyaset penahilerine bir kere daha arz ederiz ki bu kanaat şu dakikada vicdanlarımızı müsterih etmekle beraber bundan sonra çok güvendiğimiz nokta yüce kalbinizin hataları örten lütufkarlığıdır. Huzur mahkemede tayin eden masumiyetimiz için Büyük Kurtarıcı'nın yüksek vicdanından duyacağımız af ve müsamaha müjdesi iledir ki bizim için kıymettar olur. Bu lütfu bizden esirgemeyeceğinizi yüce kalbinizden ümit ederek en derin tazimatımızı arz ve takdim ederiz. Muhterem Reis-i Cumhur Hazretleri. Telgraf çekilmiş, dört gözle karar beklenmektedir. Çok geçmez cevap gelir. Mustafa Kemal, gazetecilerin hatalarını kabul ettiklerini ve pişman olduklarını belirterek mahkemeden insaflı olunmasını istemektedir. Önce iddianame, ardından karar yazılır. İddianamede Eşref Edip ve çıkardığı gazetenin ihaneti vataniye kanunundan yargılandığı ancak Şeyh Said ayaklanması sırasındaki yayınlarının kasti olmadığına hükmedilir. Karardaysa Mustafa Kemal'e yazılan af dilekçesine gönderme yapılarak mahkemenin Mustafa Kemal'den gelen telgraf doğrultusunda karar verdiği gizlenmez. Böylece Mayıs ayında bir gözaltıyla başlayan tutukluluk süresi, yaklaşık 4 ay süren yargılamalar sonucunda 13 Eylül 1925 tarihinde şartlı beraatle sonuçlanır. Bir şartla bırakacağım seni demiş. Dergini kapatacaksın. Yok artık Sebil-i Reşat falan filan diye. İsmi çünkü Atatürk inkılaplarına aykırı. Yani ismi bir defa inkılapçıları fevkalade rahatsız ediyor. Kapatıyor. Fakat Eşref Edip karakter itibariyle hiçbir zaman fikriyatından, fikirlerinden vazgeçmemiştir. Cesur bir adamdı. Eşref Edip, mahkemede bu şekilde beraat etmiş olsa da gazetesini kurtaramayacak, çocuğu gibi büyüttüğü 17 yaşındaki Sebil-ül Reşat artık çıkamayacaktır. Gazetenin kuruluşundan itibaren başyazarı olan, zor günlerinde Eşref Edip'le kader birliği yapan Mehmet Akif ise, 1925 yılının Mayıs ayında Kahire'den İstanbul'a döndüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.
Gerçekten ne kadar büyük mücadeleler içerisinde olmuş, ne kadar büyük bütün millete ümit vermiş bir insan olarak hani bu noktaya mı gelecektik? Yani biz bunlar için mi mücadele ettik diye düşündüğü zaman belli hayal kırıklıkları olduğu anlaşılıyor. Ve işte küskün bir şekilde kendisi Mısır'a gidip orada müzevi bir hayat yaşıyor. Fakat Sevinur Reşad'ın mücadelesi tabii bitmiyor. 1925'te kapatıldıktan sonra Akif her ne kadar Mısır'a gidiyorsa Eşref Edip'in faaliyetleri burada özellikle önemli. Başyazarı olduğu gazete kapatılmış, 20 yıllık arkadaşı Eşref Edip, vatana ihanet suçlamasıyla idamla yargılanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı, milli mücadele ve İngiliz işgali altında bile kapatılmayan gazetenin hükümet tarafından devrimlere kurban edilmesi Akif'i çok üzmüştür. 1924'ten sonra, Takrir-i Sükun ve Sebilur Reşat'ın kapanmasından sonra artık Mehmet Akif'in Türkiye'de yapılacak hiçbir işi kalmadı. Dergiyi çıkarmaları mümkün değil. Herhangi bir yerde çalışması mümkün değil. Evinde otursa, beklese bile Mehmet Akif kıratında bir adamdan her zaman şüphelenilecek. Kuşkular etrafında oluşturulacak. Nitekim Kazım Karabekir bu duruma düşürülmüştür biliyorsunuz. İkinci meclisin tek muhalif milletvekili Mustafa Kemal Paşa'nın listesi dışında seçilen Gümüşhane Bubusu Zeki Kadiri Bey de aynı takibe uğramıştır. Refet Paşa aynı takibe uğramıştır. Ve Mehmet Akif'in de polis takibi altında olduğunu biliyoruz. Çünkü Mehmet Akif bir mektupta bunu söylüyor. Ya diyor, ben vatan haini miyim ki benim peşime polis taktılar. Yine İstanbul'da geçirdiği günlerde peşine takılan hafiyelerle adım adım izlettirilen Akif, bu duruma daha fazla dayanamayarak tekrar Mısır'a dönecektir. Eşref Edip ise mücadelesini farklı şekillerde sürdürmenin gayreti içerisinde olacaktır. Biliyorsunuz istiklal mahkemelerinde yargılandıktan sonra Eşref Edip ne yapabilir? Hayatı boyunca gazetecidir. Bir şey vardır yani, kendisine 50'li yıllarda biliyorsunuz teklifler gelmiştir milletvekili konusunda. Hiç bakmamıştır, dönüp bakmamıştır. O dönem içerisinde Asar-ı İlmiye Kütüphanesi diye bir kütüphane kurar. Çoğu tercüme olmak kaydıyla kitap yayınlamaya devam eder. Yayıncıdır o yani. O yayıncılığı hiçbir zaman bırakmaz. Ve o yayıncılığı daha sonra da 1966 yılına kadar da devam eder. Bu dönem yalnız dini yayınların değil, muhalif her sesin kesildiği yıllar olarak tarihe geçecektir. Sultan Abdülhamit zamanında sansür varmış ama CHP yani zamanında da sansürden beter bir baskı vardı yani. Abdülhamit şefkatli bir insanmış. Sürücüye kimseleri bile hapise koyacağına Rodos'a sürmüş yahut efendim Beyrut'a sürmüş, Şam'a, Halep'e sürmüş, orada bir memuriyet vermiş, aileni de oraya getir demiş, orada yaşa, İstanbul'da istemiyorum demiş. Ama şimdi öbür tarafta idam ediyor, hapishanelerde efendim işkence görüyor efendim. Hapse atılırsa da efendim çoluğu çocuğu perişan oluyor. Şimdi Sultan Abdülhamit zamanında bir tane İskilipli Atuf Efendi vakasını bulamazsınız. ...1925'teki kapatılma ve istiklal mahkemelerindeki yargılanmanın üzerinden uzun süre geçmiştir. Bu sürede Sebil-ül Reşad'ın başta başyazarı Akif olmak üzere bazı yazarları vefat etmiş, Şemsettin Günaltay gibi bazıları da CHP iktidarında görevler almışlardır. Ancak bu yıllarda basın üzerindeki baskı tüm hızıyla sürmektedir. Lişev, bile birinci sayfanın yarısından daha aşağıda İsmet Önül'ün Milli Şef ismi geçmez. Yarısının üstünde geçecek ismi. Yarısının altında herhangi bir vesile geçerse
İstanbul basın yayındaki şeyden, sekreterden gazetenin şeyi, ondan sonra neşriyat, ondan sonra yazı işleri müdürü derlerdi o zaman. Neşriyat gen müdürü yoktu. Şey yerdi, fırça yerdi. Bu ne hürmetsizlikti, bir daha tekrarlandığı takdirde kapatırım gazetenizi falan diye. Vedat Nedim Tör imzasıyla Matbuat Genel Müdürü, Sayın Ömer Rıza Doğrul, fasiküller halde yayınlamaya başladığınız Hazreti Muhammed'in Hayatı isimli eserini efendim en kısa zamanda eserine son vermenizi rica ederiz. Biz gençlik için dini bir fidelik tesis edilmesinden yana değiliz. Daha sonra bunu başlı Ömer Rıza ismini çıkartmış oradan. Eşref Edip ise demokrasinin yeşerdiğini hissettiği Mayıs 1948 yılında Sebil-ül Reşad'ı yeniden çıkarmaya karar verecektir. 1946'da demokrati hareketi başlayınca Türkiye'de İsmet Paşa hükümeti de yine Sebil-ül Reşad'ı şey yapmaya başladı. Haftalık dergi olarak çıkmasına başladı. O da gene önemli şeyler, zatlar, Ali Fuat Başgil bilmem ne falan filan, Ebu'l-Ülah Mardin'in falan makaleleri vardır. Hepsi işte şeye çatarlar, yani bu dini şeylere, kısıtlamalara. Gazetenin çıkışı, yeniden doğuş olarak adlandırılacak ilk sayısı da İstanbul'da Şaka Matbaası'nda basılacaktır. Allah'ın inayet ve tevfikine güvenerek bugünden itibaren Sebil-ül Reşad'ı yeniden neşre başlıyoruz. Bu bir Ba'sü Ba'del Mevt'tir. Milletin manevi varlığını hançerleyenler artık Sebil-ül Reşad bir daha dirilemez demişlerdi. Allah'ın inayetiyle dirildi işte. Latin harfleriyle çıkan gazetenin yazarları arasında Eşref Edip Fergan, Kamil Miras, Cevat Rifat Atilhan, Raif Ogan, Hasan Basri Çantay, Ömer Rıza Doğrul, Ömer Nasuhi Bilmen, Ali Fuat Başgil ve Yusuf Ziya Çağlı gibi önemli isimler bulunmaktadır. Sebil-ül Reşad bu dirilişinde ayakları yere sağlam basan bir kurumlaşmayı tasarlayarak çıkar. Bir matbaa binası inşa etmeyi, matbaa makineleri almayı, Mısır, Bağdat ve Hindistan'da yazı heyetleri oluşturup İslam dünyasına seslenmeyi hedefler. Ancak bu tasarı istenilen sermayenin toplanamaması nedeniyle bir türlü gerçekleşemeyecektir. Temel kaynak olarak Kur'an'ı asrın idrakine söyletmeyi hedef alan bir yöneliştir Sebil-ül Reşad'ın çizgisi. Sebil-ül Reşad'a göre o dönemde de yaygın olan irtica ifadesi, sindirme, dışlama ve mahkum etme aracından başka bir şey değildir. Buna göre irtica, kızıl, kara ve sarı olmak üzere üç türlüdür. Eşref Edip'in kaleme aldığı yazıda bu üç irtica tipi üç ejdere benzetilecektir. Yine Eşref Edip'e göre mekteplerden din derslerinin kaldırılması, ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması, Kur'an cüzlerinin parçalanması, birçok caminin müze ya da depo olarak kullanılması da bu üç irtica tipinin dayanışmasıyla hayata geçirilmiştir. Ancak Eşref Edip, yeni dönemde yazdığı bazı yazılardan dolayı da mahkeme mahkeme dolaşmaktan kurtulamayacaktır. 1971'de daha şey var, vefat döneminde kara kitaptan yargılanıyordu. Pek çok mahkeme açılmıştır. 1900 Ahmet Emin Yanma hadisesinde içeriye alınmıştır. Daha sonra bırakılmıştır. O süreçte yine bir de zamanla ilgili bazı yazılar nedeniyle tekrar şey var, içeriye alınmıştır ve bırakılmıştır. Bu süreç içerisinde şey vardır. O bir noktada artık şey var. Bu fikrin öncüsü olarak devam etmektedir. 50 yılların başında, acaba 53 müydü? Tutukladılar. Sultanahmet Hapishanesi vardı. Oraya koydular. Birkaç ay kaldı.
Sonra doğru dürüst bir dosya oluşturulmadan yine tahliye edildi. O zamanın devlet büyüklerinden biri onun bir yazısına kızmış, atın bu adamı içeriye demiş, attılar içeriye. Eşref Edip Fergan, kadim dostu Said Nursi ile bu dönemde de irtibatını kesmeyecektir. Eşref Edip kalem alır ve 1952 yılında Bediüzzaman Said Nursi'ye takdim eder. Ama şu alarda, yine 1952'de vardır bu tarihi hayatta. Mesela Bediüzzaman Said Nursi diyor ki orada, ben diyor, Eşref Edip diyor benim 50 yıllık kardeşimdir. Eşref Edip diyor, ben vefat edersem diyor, gözüm arkada kalmayacak. Çünkü diyor Eşref Edip gibi bir kardeşim diyor, benim yerime bakacak, benim arkadaşlarıma sahip çıkacaktır diyor. Gazetenin yeni döneminde yazıları çıkacak olan Mehmet Şevket Elgi de Eşref Edip'le bu yıllarda tanışacaktır. Galatasaray Lisesi'nde okuyordum. 50 yılların başı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Muhsin isminde Nurcu bir abimiz vardı. Arada bir onunla görüşüyordum. O beni Eşref'e ilk defa götürdü. Sanırım 1950. Bazen hafta tatilli cumartesi günleri Eşref Edip'in Ankara Caddesi'nde vilayete yakın bir handa idarehanesine giderdim. Ziyaret ederdim. Sonra bir Avrupa'da yayınlanan İslami dergiden Fransızca bir makaleyi tercüme etmiştim. Endonezya Müslümanları hakkında götürdüm. 1951 yılında sayısını, tarihini şu anda hatırlamıyorum. Sebil-i Reşat'ta basıldı. Bunu benim basın hayatımda ilk yayınlanan yazım oldu. Bu dönemde Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Bediüzzaman Said Nursi, Ahmet Naim ve Said Halim Paşa gibi isimlerin yazıları da gazetenin eski sayılarından iktibas edilerek okuyucuya sunulacaktır. Partiler üstü bir tutum benimseyen gazete, İslam noktayı nazarında bütün partilerin olumlu tavrına alkış tutarken menfi tavrına da karşı çıkmıştır. Uyanık ve şuurlu Müslümanlar bugünkü gibi parti tutmazlardı. Tabii ki CHP'ye karşı, resmi ideolojiye karşı efendim daha fazla din hürriyetine taraftar olan Demokrat Parti tutulurdu. Fakat Demokrat Parti böyle bir din gibi, dini bir kurum gibi bugün bazı Müslümanlar yapıyorlar. İktidara geliyor gelmez Demokrat Parti'nin bütün Türkiye'de ezanın gene Arapça okunması bir sempati uyandırdı o sınıflar. Hepimiz memnun olduk doğrusu. Yani Tanrı uludur falan bizim hoşumuza gitmiyordu. Orada bir yaklaşma falan oldu fakat netice itibariyle bilhassa Cahal Bayar'a isnat edilen bir takım İslam'a karşıt fikirler bilmem neler falan filan. Yani bunlar Demokrat Parti'nin de memnun değillerdi. Cumhuriyet öncesi eleştiri yağmuruna tuttukları Sultan II. Abdülhamid'e karşı bu kez özlem ifadeleri yer alır gazetenin sütunlarında. Eşref Edip, yani o da Abdülhamid'e muhalif bir kişi olmasına karşın 1948'den sonraki Sebil Reşat'lara baktığımızda Abdülhamid bir anlamda ululanmaya başlanmıştır. Yani bir ulu hakanla dönüştürülmüştür. Orada biz çok değişik bir, farklı bir çizgiyi görüyoruz ama bu farklı çağların, farklı zamanların, farklı ortamların yarattığı bir düşünüş. Yıllar geçmiş, tutuklamalar, uzun ve yorucu mücadeleler, hapisler Eşref Edip'i hem yaşlandırmış hem de bıktırmıştır artık. İslamcı düşüncenin ilk ve en uzun soluklu yayın organı olan Sebil-i Reşat, Şubat 1966 tarihinde 362. sayısıyla okuyucularına veda eder. Eşref Edip Fergansa gazetesi kapandığında tam 84 yaşındadır.
her şeyin bir ömrü vardır. Sebil Reşat'ın ömrü de oradan nihayet bulmuştur ve Sebil Reşat'ın devamı noktasında büyük doğular vardır. Hareket vardı kısmi olarak. Yani o dönemde yine diriliş vardır. ...1882 doğumlu olan Eşref Edip Fergan, vefat ettiği 15 Aralık 1971 tarihine kadar da boş durmaz. Tevhid-i Efkar, Yeni Sabah, Millet, Diyanet, Yeni Asya, Yeni İstiklal, Bugün, Sabah ve İttihat gibi çeşitli gazetelerde yazılar yazar. Eşref Edip, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü, Cumhuriyet'in ilanını, devrimleri, yasakları bizzat yaşamıştı. Padişahlıktan Cumhuriyet'e, tek parti döneminden demokrasiye geçiş sürecinde partilerle sıkı ilişki kurmaktan kaçınan Edip, Ocak 1970'te ilk kez bir partinin kuruluşuna aktif olarak destek olmuştu. Türkiye'de siyasal İslam'ın ilk hareketi olan ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından kurulan Milli Nizam Partisi'nin ismini o verecek, tüzüğüne de Necip Fazıl Kısakürek'le birlikte katkı sunacaktı. Hafız ve hukuk doktoru olan Fergan, ondan fazla kapsamlı kitaba imza atmıştı. Fergan'ın en büyük eseri, 1908'de başlayarak sahibi ve sorumlu müdürlüğünü yaptığı, 58 yıl boyunca 1107 sayı neşrettiği Sırat-ı Müstakim, Sebilür Reşat gazetesidir. Gazetenin yazarlarından Mehmet Şevket Eygi, Eşref Edip Fergan ve Sebilür Reşat'ın hala tam anlaşılamadığını belirtiyor. Eşref Edip'in hatırasını yaşatmak isterim. Mesela imkanım olsa senede Sebilür Reşat diye 500 sayfalık bir teknosa dergi çıkartırım. İlmi araştırmalar çok ciddi efendim. Kitap tanıtımları efendim, ne bileyim akademik efendim notlarla. Ben şahsen sizin böyle bir belgesel hazırlamanızı, Sebilür Reşat'ı güncel olarak tartışmaya açmanızı bu açıdan çok önemsiyorum. Çünkü Sebilür Reşat birikimi kanaatimce Türkiye'de yeterince değerlendirilemedi, yeterince tartışılamadı. Halbuki orada yani bugünkü tartışmalarımıza da ışık tutacak çok ciddi bir takım ipuçları var, birikimler var. Belki bizim ömrümüz o güzel inkişaf günlerini görmeye müsait olmaz. Fakat zararı yok. Bizim vazifemiz son nefese kadar hak ve hakikat yolunda mücadelede devamdır. İnşallah bizden sonra gelenler bu davayı yürütmekte devam eder.